Merhaba arkadaşlar, Profesyonel Pratik kanalına tekrar hoş geldiniz. Bugün sizlere satranç kurallarının devamından bahsedeceğim. Kaldığımız yerden devam edelim. Satranç oyunu bir oyuncunun şahı alanına kadar devam eder. Satranca yeni getirilen kurallardan diğeri ise 50 hamle kuralıdır. Eğer 50 hamle boyunca şah alınmaz ise oyun berabere biter. Bu kuralın amacı satrancı kısır döngüden kurtarmaktır. Satrançta beraberliğe pat adı verilir. Hangi taş nasıl gider? Satrançtaki taşlar kaç piyonludur? Onlardan bahsedeyim sizlere. Piyonlar sadece başlangıç konumundayken 2 kare ileri gidebilir. Bunun dışında sadece 1 kare ileri ya da yan gidebilen bu taşlar. Piyon yan gidemez. Piyonlar sadece ileri gidebilir. En başta 2 kare ileri gidebilir ve çapraz olarak yerler. At L şeklinde hareket eder. Yani 2 kare öne, 1 kare sola ya da sağa ya da 2 kare sağa, 1 kare sola ya da sağa şeklinde. Kale sağa sola ileri veya geri gidebilir ve sınırsız şekilde gidebiliyor. Yani sol en baştan sol en yukarıya kadar hareket edebiliyor. Vezir at haricindeki bütün taşlar gibi hareket ediliyor. Yani kale gibi düz gidebiliyor, fil gibi çapraz gidebiliyor. Piyonlar gibi sadece tek karede ilerleyebiliyor. O şekilde hareket edebiliyor. Vezir oyundaki en fazla puana sahip olan taş. Tabi şahtan değerli değil. Lakin oyun içinde şahtan sonra en değerli ve en stratejik anlamda en güzel taş. Şah sağa sola ileri geri veya çapraz gidebiliyor. Ve hiçbir taşın üstünde atlayamaz. Sadece tek hamle oynayabiliyor. Yani at mesela vezir çok fazla ileriye gidebiliyordu. Hatırladığımız gibi. Ama şah sadece tek kare ilerleyebiliyor. Şahın bir puanı yok. Zaten şah yani var ama hani bir sınırı yok. Çünkü şah alındıktan sonra oyun bitiyor. Vezir 9 puan. Kale 5 puan. Fil 3 puan. At 3 puan. Ve piyonlar da 1 puan. Satranç oyun kuralları genel olarak bu şekilde. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim.